Önü bir büyük dere, evlerinin önü bir büyük dere. Sorarım güzelin eviniz nerede olan, ulan kumarbaz ol. Allah düşmanımdan esirgesin, saklasın. Kötü bir kazaydı. Fakat bilmeniz gereken birkaç unsur var. Ben yolda düz bir şekilde giderken bu kaza oldu. Yani herhangi bir hareket falan yoktu, herhangi bir şey yoktu. Zaten videoyu izlediyseniz görmüşsünüzdür. Şimdi düz yolda seyir halinde gidiyordum. Şoförün arkasındaki lastiğin patlaması sonucunda işte bu talihsiz kaza meydana geldi. Çok şükür ikimizin de canında bir şey yok. Bir şey de olmadı, Allah'a hamdolsun. Yalnız şöyle bir unsur var. Ben lastikte bir problem ya da bir hatalı üretim olduğunu düşünüyorum. Çünkü lastik Ferrari fabrikasının önerdiği bir lastik, yani hani ebat olarak ve marka olarak önerdiği bir marka, ama ne hikmetse lastik normal bir şekilde patlamıyor. Tabandan bir ayrılma var. Yani bu işi bilen insanlar gerçekten bu kazanın sebebiyetini lastiği gördüğünde daha iyi anlayabilirler. Ama bunun haricinde daha da enteresan bir şey var. Şimdi bu araba yüksek testlerden geçip binicisine teslim edilen bir araba. Fakat ne hikmetse bizim yaptığımız kaza esnasında arabanın hiçbir airbag görevini yapmadı. Yani hiçbir şekilde hava yastıkları açmadı. Yani Türkiye yetkilileriyle görüştük. Bizlere arabayı inceleme altına almak istediklerini ve gerçekten problemin ne olduğunu onlar da bilemedikleri için bizlere bu unsurda arabayı istedikleri. Ama ben tabii avukatlarımla görüştükten sonra onlara dönüş yapacağımı söyledim. Görüşmemizden sonra da İşte bilirkişi atanacak. Bilirkişi hem lastiğe hem arabaya bakacaklar. Ondan sonra biz arabayı Ferrari'ye, yani Ferrari'nin Türkiye yetkililerine teslim edeceğiz. Bu arabanın asıl amacı zaten bu. Bu kesinlikle bir suç değil benim gözümde. Çünkü bu arabanın kullanım amacı bu. Ve benim kullandığımın daha üst seviyelerinde de bu arabayı kullananlar var. Çeşitli videolar zaten hem dünya sosyal medyası hem kendi ülkemizde var. Orada da görebilir. Çok üst, daha hızlı seviyelerine ulaşmış insanlar var. Ama bu şekilde bir kaza ve bizim yara almadan çıkmamız bizim için bir mucizeydi. Biz çok korktuk. İçeride ne yaşadığımızı sadece biz biliriz. Ceylan Hanım zaten yanımdaydı. Ben videonun kayıtta olduğundan haberim bile yok. Ceylan Hanım, benim haberim mi yok. Ben arabayı sürerken o da şöyle alayım kendisini. Şu eli buradaymış böyle. Benim haberim bile yok videonun çekildiğini. Biz normal yemek yedik. Evimize giderken mecbur güzergahımızda olan bir yoldu orası. Ve trafiğin olmadığı bir saatte. Bilinçsiz bir insan değilim. Tamam, surat olabilir ama bu araba buna uygun bir araba. Gittiğinde size hissettirmiyor bile. Hani ne, kaçta gittiğinizin size bir hissettiren bir araba değil yani. Sonuçta milyonlarca testten geçmiş bir araba. Ben burada arabayı suçlamıyorum kesinlikle. Arabayla alakalı bir durum yok. Arabayla alakalı olan tek şey hava yastıklarının görevini yapmaması. Biz şöyle oldu. Şimdi benim arkamdaki lastik patladı. Yani patlama esnasında araba kendini bir anda sağa attı. Yani benim kontrolümden çıktı. Ama ben birazcık böyle elimle çektirmeye çalıştım. Yani videoyu dikkatli izlerlerse çektirmeye çalıştım. Çünkü dönüp direkt de girebilirdi duvara ama çektirmem sonucunda Ceylan Hanım'ın bulunduğu köşeden vurdu araba. Ondan sonra döndü, arkasından vurdu. Bizi biraz sürükledikten sonra araba durdu. Biz ikimiz içeride sadece birbirimizi merak ediyorduk. Zaten ben ona sesleniyordum devamlı. O da bana sesleniyordu. Arabadan sağ salim, kazasız, belasız, yani çiziksiz, miziksiz o şekilde arabadan aşağı kendi kendimize indik. Ambulans falan geldi.
bize gerekli müdahalede bulundular. Bir şeyimiz yoktu çok şükür. Biz de bir şeyimiz olmadığını söyledik. Videolar paylaşıldıktan sonra daha kötü olduk aslında. Çünkü o anı sürekli yaşamaya başladık yani. Öyle bir durum. Yani ben video çekiyorum. Kaza olduğu an hala telefon bir süre elimde böyle kalmış aslında ama o tabii şeyden o anda, şoktan yani, başka bir şeyden değil. Şoktan sonra telefon zaten düşmüş elimden. Yani sadece bu tarafa doğru gittiğini hatırlıyorum arabanın. Sonra gerisi bende yok zaten. Ünal'ın koluna yapıştım. Hani o dışarı çıkacak, fırlayacak falan korkusuyla. O beni düşünüyor, ben onu düşünüyorum. Durduk sonra bir anda. Ben tabii öleceğiz diye bekliyorum. Yani bir şey çarpalım da hani ne zaman öleceğiz diye bekliyorum. Yani Allah'ım kimseye, düşmanıma vermesin maddi manevi. Bu kadar yani. Yani ben size lastiği şu şekilde göstereyim. Ben otomobil sektöründeyim ve senelerimi verdim. Ben hayatımda hiçbir lastikte böyle bir şekil görmedim. O olmaması gereken bir şey bu yani. Hani hatalı üretim olabilir. Bak hatalı bir üretim olabilir. Çünkü bu buradan patlasa derin bir şey var. Ama tabandan ayrılma olayı, ben bak tarihim boyunca böyle bir şey görmedim. Bu arabanın kullanım amacı bu zaten. Ve bunun daha üst hızlarını yapan insanlar da var. Çeşitli videolarda var. Sonuç bu. Yani bu olmaması gereken bir şey. Bu benim kendi kanaatim, kendi düşüncem. Ama bilirkişi raporunda bu işin gerçek yüzü neyse ortaya çıkacak. Yani görüntü burada işte. Bu sebep, kazanın sebebi bu sadece. Evet. Bu hata işte böyle bir durumda meydana çıktı. Yani ben yoksa canımı sokakta bulmadım. Hani böyle bir lastik de problem olsa zaten değiştirirdim.